Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ya yine bir tek senin sesini duydum Ceren'cim. Kimlerle geldin? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım, kardeşlerim Serpil, Dilek. Serpil ve Dilek. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kaç yıllık arkadaşsınız? 5 yıl kadar. 5-6 yıl oldu. Sanki bana biraz daha kısa süredir arkadaşsınız gibi geldi. Aranızdaki mesafeye bakınca öyle anlaşılıyor. Yapışalım birbirimizi. Ha şöyle. Kızlar, Ceren'in aşçı olduğunu biliyoruz da. Sizler ne iş yapıyorsunuz? Ben kostüm yapıyorum. Dizi, sinema. Ben de yardımcı öğretmenlik yapıyorum. Sanki tanıyorum sizi bir yerlerden. Birazcık. Galiba birazcık tanışıyoruz değil mi? Ceren'cim, hepimiz seni merak ediyoruz. Bize kendinden bahsetsene. Ben 46 yaşındayım. Bodrum Boğaziçi Köyü'nde yaşıyorum. Bir balık restoranında çalışıyorum. Halen aktif, şu an tatildeyim. Arkadaşım sayesinde buraya katıldım. Arkadaşım sayesinde derken? Başvuru yaptı ta. Nasıl yani? Serpil, sen bizim gizli izleyicilerimizden misin yoksa? Gizli. Gizli olabilirim birazcık. Ceren'in el lezzetine çok güveniyorum. Ve çok keyifli ve enerjisi çok yüksek biri. O yüzden bu tarz programlar için bence bitirmiş kaftan. Hem unutulmaz çok bir anı olsun istedim hem de ona çok güveniyorum. Kazanacağına da inanıyorum. Ceren'cim, mutfakta profesyonel alanın nedir? Ben soğuk şefiyim, yani meze ustasıyım. Kaç yıldır bu iştesin? Vallahi 7-8 sene oldu benim de. İlk kendi dükkanımı açarak başladım. Ondan sonra piyasaya daldık gittik. Senin 350 çeşit meze biliyorum demen çok konuşuldu. Evet, 350 çeşit meze biliyorum. Üstüne bir de ara sıcaklar biliyorum. Yani 350 çeşit meze var mı diyenler bile oldu. Vallahi var, çıkarırım listeyi. Harbi mi? Çıkarırım, oturur yazarız burada. Biz yedik çoğunu ama. Mesela olmayanları da gördük. Çoğunu yedik, evet. Olmayanları da gördük yani. Ne mezeler gördük. Karamelize soğan mezesi. Ya kızlar, Ceren gerçekten bu kadar yetenekli mi? Gerçekten yetenekli. Çok iyi. Ayıla bayıla yiyoruz. Ben bayılıyorum. Çok güzel yapıyor. Çok bayıla bayıla. Evet. Zaten onun için gerçekten. Evet gerçekten yani. O yüzden. Bugün için heyecanlı mısın? Bugün için heyecanlıyım ama bomba gibiyim. Tutulmayacağım, enerjik çalışacağız. O zaman hadi bize menünü say bakalım. Evet, hemen sayıyorum. Ben bir balık menüsü yapmayı seçtim misafirlerime. Dün Çiğdem'in menüsü gibi. Evet, dünkü gibi ama tam olarak değil. Benimki A'dan Z'ye balık ve deniz mahsulleri tamam. Olacak. Başlangıçta balık çorbasıyla başlıyoruz. Hangi balıktan yapacaksın? Bunu palamuttan yapacağım. Biraz siyah etli olduğu için hem de zamanı olduğu için palamutun. Aynı zamanda içinde karides ve sebzeler de olacak. Dengeli ve besleyici bir çorba. Arkasından karides mantım var. Onun yanında da mezeci olduğum için değişik bir meze sunmak istedim. Kayısılı, acılı ot kavurma. Çok lezzetlidir, bayılacağınıza eminim. Biraz fazla yap da ben de yiyeyim. Fazla yapacağım azıcık, sizi de düşüneceğim kesin. Gelelim ana yemeğe. Ana yemek kağıtta levrek. Lokum gibi levrek yapacağım. Levreyi sen getirmiştin değil mi? Ben getirdim, her şeyimi aldım. Deniz levreği mi? Deniz levreği. Evet, deniz levreği. Ve yanında Mosko ahtapotlu siyah pirinç pilavı. Ahtapot da mı var? Evet, ahtapot da pişireceğiz bugün. Bugün biraz ben yüklendim kendime doğrusu. Salata? Salata mevsim yeşil salatası. Üzerinde nar ve cevizle servis edeceğim. Mevsimine uygun olan sebzelerle olacak. Ve son olarak tatlı? Tatlı. Ben balık menüsüne uygun bir tatlı düşündüm. En güzeli bence helvadır, yakışan. Ben portakallı, cevizli, elmalı, tarçınlı bir fırın helva yapacağım. Yemeğe doyamayacaklar. Harika! Kızlar, ne diyorsunuz menüye? Harika. Çok zor. Ama bence yapar yani. Yapar. Zaten bu menüyü yapamazsan seni parça pinçik ederler. Hem de ne yapacaklar beni? İnanılmaz. O zaman markete gidelim mi? Gidelim. Kızlar, şans dileyin. Biz markete gidiyoruz. Evet şans diliyoruz. Çok seviyoruz seni. Teşekkür ederim. Canlarım. Üstünü değiştirecek misin? Değiştirmeyeceğim. Hemen alışverişe gidelim. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Koş Ceren'cim, koş. Bence bu menü 50 bin lirayı kazanabilecek bir menü değil. Çok garantiye oynanmış bir menü olarak görüyorum. Balık, çorbada balık, pilavda balık, ana yemekte balık, ara yemekte balık. Yani her yerde balık. Tamam, bir balık menüsü yapabilirsiniz ama bu kadar fazla balık insanı bence bayar yani. Ya bana rakip olamaz çünkü benim menümle kıyaslanamaz. Çünkü benim menümdeki tam 2,5 saati doldururdu pişirmem. Ama bu yemekleri yapmak 1 saat.
bir saat hani bol keseden puan dağıtma sebebini şu an anlamış oldum yani Ceren Hanım. Ceren Hanım bence menüsünü unutarak yorumlar yapmış bu. Şimdi Ceren Hanım böyle bir balondu. Oldu. Çünkü neden? Dün zaten Çiğdem Hanım'a 8 puan vererek ne yapmak istediğini çok net anlamıştım. Çünkü kendime güvenerek verdim diyor ya, hayır sen gününü oynadın, çok da temiz oynadın. Dünkü 8 puanın başka hiçbir açıklaması yoktu. Çünkü Ceren Hanım bugün... Şimdi Ceren Hanım evet bana 8 puan verdi. 8 puan verdi diye ben menüsünü sempatik görmüyorum. Neden sempatik görmüyorum? Burada okuduğumda, baktığımda menüsüne balık çorbası, karides mantı, bende de bir mantı vardı samosa şeklinde, kağıtta levrek, benim somonuma eşdeğer değil kağıtta levreği. Açıkçası helvası tatlı, benim tatlım dün masayı uçurdu. Uçurdu yani, masanın kraliçesi seçildi. Tıpkı benim gibi, ben de masanın kraliçesiyim. Benim tatlım da masanın kraliçesi oldu. Marketimize geldik. Ceren'cim neyle başlıyoruz? Evet, ben hemen buradan elma almak istiyorum. Önce bir portakal alayım. Portakal kullanacağım, çok şeyde kullanacağım. Poşete mi koysan acaba onları? Portakalı hemen koyacağız. Elmamızı da alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Çok iyiyiz. Ben şimdi söylüyorum. Söyleyin yardımcı. Kırmızı kapya biber. Gel. Kaç tane? 3 tane yeter mi? Yeter. Çiğdem'le menülerimiz pişti oldu valla. Senin de ana yemeğinde balık var. Evet, ama benim balığım özel bir balık. Somon yapmadım. Evden neler getirdin? Evden bütün deniz mahsullerimi getirdim. Levreyi getirdim, ahtapotu getirdim, karidesi getirdim. Şimdi onların hepsini ayıklayacağız. Palamutu getirdim. Gerçekten sen mi ayıklayacaksın? Evet. Yetiştirebilecek misin? Yetiştireceğim, yetiştireceğim. Yumurta almak istiyorum. Ama bana az yumurta lazım. Kaç tane alacaksın? 6 tane olsa yeter ama. Gelmişken baharatları da al istersen. Baharat aldım. Aa, neden? Çok fazla baharat kullanmayacağım. Kendi getirdiğim baharatlarım var. Biberiyem var. Tarhunum var. Bir de şunu alacağım. Peki kasaptan bir şey alacak mısın? Kasapla hiçbir işim yok. O zaman devam edelim. Galiba bugün alışverişi erken bitireceğiz. Bitireceğiz. İçecekleri almadım. İçecekleri. Tamam. Ceren Hanım benim beklentimi çok yükseltti. Çünkü 3 gündür kendisi ben 300 çeşit meze biliyorum, 350 çeşit meze biliyorum, 400 çeşit meze biliyorum dedi. Günümde göreceksiniz dedi. Ben burada güzel bir meze tabağı beklerdim. Mezelerin oluşturulmuş olduğu bir ordör tabağı beklerdim kendisinden. Açıkçası beni bu menüyle hüsrana uğrattı. Ben daha fazla bir beklenti içerisine girmiştim Ceren Hanım'dan. Fakat meze söyledi. Hiçbir meze göremiyorum. Tatlısı da zaten basit. O zaman hemen kasaya. Geldim. Geleceğim hemen oraya. Mutfakta da burada olduğun gibi hızlı olursun umarım. Vallahi tebrik ederim. Yürümüz. Çok iyi olacağız. Çok hızlı, enerjik olacağız. Borcum ne kadar? 800 lira. Teşekkür ederim, çok mersi. Yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Teşekkür ederim, çok mersi. Alıyorum poşetlerimi ve...